Herkese merhaba arkadaşlar. Proton NMR spektroskopisi ile devam ediyorum. 8. videomuz. Bugün sizlere Proton NMR'deki sinyallerin yani piklerin şiddetinden bahsedeceğim. Piklerin şiddeti bize neyi gösterir, neyi anlatır. Şimdi her pikin Proton NMR'deki her pikin altındaki alan proton sayısıyla doğru orantılıdır. Şimdi burada gördüğünüz gibi iki tane pik var. Bu piklerin altındaki alanlar integral eğrileriyle gösterilmiş. Bu integral eğrisinin altında kalan alan proton sayısıyla doğru orantılı. Şimdi bu ne demek? Bunu açıklamaya çalışalım. Şimdi şöyle bir maddemiz var. Bu maddemizde öncelikle kaç pik bekleriz biz proton NMR'da? Kaç çeşit proton varsa o kadar pik bekleriz. Bakıyoruz. Birinci karbona bağlı protonlar ve ona komşu bir C çift bağ O var. Bu protonlar NMR'da belli bir yerde pik verecek. Burada da 3 tane CH3 var. Bu 3 CH3 aynı karbona bağlanmış ve daha sonra C çift bağ O'ya bağlanmış. 3 CH3 de aynı karbona bağlı. Kimyasal çevreleri aynı. Bunları da B protonları olarak gösterebiliriz. Şimdi buradaki NMR spektrumu buradaki maddeye ait. Şimdi biz e, burada integrale bakarak, integrale bakarak, bakarak integral altında kalan alanlara bakarak hangi pik, hangi protonlara ait bunu belirlemeye çalışıyoruz. Amacımız bu. Şimdi A protonu kaç tane proton var? 3 tane. 3 tane hidrojen, 3 tane H. B protonları ise 9 tane. Burada da 9 tane. H var. Ne dedik? Her pikin altındaki alan proton sayısıyla doğru orantılı. Şimdi şöyle bir integral eğrisi verilmiş. Bunun altında kalan alanın 3,6 olduğu söylenmiş. Burada da bu pik için integral eğrisinin altında kalanın 1,2 olduğu söylenmiş. Aynı zamanda bu piklerin uzunlukları yani şiddetleri de proton sayısıyla doğru orantılı. Buradan da anlayabiliriz ki burada 9 hidrojen var. Burada 3 hidrojen var. Bu daha şiddetli bir pik vermeli. O zaman bu uzun olan pik hangisine ait olacaktır? B protonlarına ait olacaktır. Kısa olan pik de A protonlarına ait olacaktır. Şimdi şu şekilde orantı kurarsak 9 hidrojen bölü 3 hidrojen. Bu ikisinin oranı 3'tür. Aynı şekilde bu oranı bize ne vermeli? Bu integrallerin altındaki alanların oranı da bize bu 3 sayısını vermeli. Şimdi B pikinin integralinin altında kalan alan 3,6, A pikinininki 1,2. Bu ikisinin oranı da 3'tür. Evet, demek ki doğru bir şekilde işaretlemişiz ya da şöyle. Biz bu maddemizi elde ettiğimizi düşünelim ve proton ile bunu doğrulamaya çalıştığımızı düşünelim. Eğer maddeyi doğru bir şekilde elde etmişsek ne olmalı proton NMR'da? İntegralleri oranı, integrallerinin oranı bu protonların integrallerin oranı 3 olmalı, değil mi? Evet, burada da görüyoruz ki aletten bu integral değerleri hesaplanabiliyor alet bize bu değerleri integral değerlerini veriyor bu ikisinin oranı 3 olmalı eğer 3 ise evet bu bizim e, maddemize ait proton nmr spektrumudur beklentimiz zaten buydu evet maddemizi doğru bir şekilde elde etmişiz diye de düşünebiliriz şimdi aynı zamanda bu piklerin e, şiddetine bakarak da buna karar verebiliriz gördüğünüz gibi B protonlarına ait pik şiddeti A protonlara ait pik şiddetinin 3 katı daha büyük yani daha uzun olan pik daha çok proton sayısı içeren protonlara ait olur. Daha kısa olan pik de daha az proton sayısı içeren protonlara ait piktir. Evet gelelim diğer örneğimize. Bu örneğimizde de e, maddemiz var. Bu maddeye ait proton NMR spektrumunu görmekteyiz. Burada pik şiddetlerini görmekteyiz. Şimdi pik şiddetlerini kullanarak e, biz hangi pikin hangi protona ait olduğunu belirlemeye çalışalım. Amacımız bu. Şimdi öncelikle kaç çeşit proton var buna bakalım. CH3 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 Bu CH3'ler aynı karbona bağlı. Kimyasal çevreleri aynı. Bunlar aynı çeşit protonlardır. Bu iki tane CH3 de aynı karbona bağlı. Bu ikisi de aynı tip protonlardır. Bunlara da B diyelim. En uçtaki karbona bağlı protonlar da C protonlarıdır. Kimyasal çevreleri diğerlerinden farklıdır. C çift bağ O'ya bağlanmış. Gördüğünüz gibi buradakiler önce karbona sonra C çift bağ O'ya bağlanmış. Buradakiler de 3 tane direkt karbona bağlanmış. O da bir başka karbona bağlanmış. Kimyasal çevreleri farklı 3 çeşit proton gözlemleyeceğiz. Gördüğünüz gibi 3 tane pik görmekteyiz burada. Şimdi e, integrallerini, integral alanlarını düşünerek yani pik şiddetlerini düşünerek hangi pik hangi protona aittir? Amacımız bunu belirlemek. Şimdi A protonlarına bakalım. A protonları kaç tane? 3, 6, 9. 9 tane A protonu var. B protonuna bakalım. 3, 6. 6 tane B protonu var. C protonu da 3 tane. 3 tane C protonu var. Yani A protonlarının piki en şiddetli, en yüksek pik. B protonları ortada. Şiddeti en düşük olan pik C protonları olacak. Zaten burada da bunu görmekteyiz. O zaman şiddeti en yüksek olan A protonları 9 tane hidrojen var. Bu B protonlarına ait. 6 hidrojen var. Şu küçük olan, en kısa olan pikte C protonlarına ait 3 tane hidrojen vardır. Yani A protonları B protonlarından 9'u 6'ya bölersek 1,5 buluruz. 1,5 kat daha fazla. Evet gördüğünüz gibi öyle. B protonları da C protonlarından B ile C'nin arasındaki orana bakalım. 6 bölü 3 2. B protonları da C protonlarının 2 katı şiddetinde olmalı. İntegral değerleri de burada integral değerleri verilmemiş ama e, proton NMR e, aletleri spektroskopisi size bu piklerin e, altında kalan alanları verir. O alanların oranı da ne olmalı o zaman? A protonlarının e, integral eğrisinin altında kalan alan B protonlarının bir buçuk katı olmalı. B protonları da C protonlarının iki katı olmalı. bunu da integral bunu da proton NMR spektroskopisinde doğrulayabiliriz. Evet, diğer örneğimizle devam edelim. Örneğimiz şöyle. etil benzeni görmekteyiz burada. Şimdi onun proton NMR piki de verilmiş. Pik şiddetlerine göre Hangi pik hangi protonlara aittir? Bunu belirlemeye çalışalım. Şimdi e, bu CH3 protonlarını A dersek, CH2'ye B dersek, e, benzen halkasındaki protonları da e, aslında kimyasal çevreleri farklı. Ama bunların hepsi yaklaşık 6-7 bölgesi arasında çıkar. 6-7 e, ppm kimyasal kayma aralığında çıkar. Bu sebeple bunların hepsini C olarak kabul edebiliriz çünkü bir tane e, pik verilmiş, pik şiddeti verilmiş bunlar için. Şimdi gördüğünüz gibi biz integrallerine bakarak e, tahmini olarak nerede çıktıklarını anlayabiliriz bu piklerin. Şimdi A protonları üç tane hidrojene karşılık gelmekte, B protonları iki hidrojene, C protonları da 5 hidrojene karşılık gelmekte. O zaman en şiddetli pik C protonlarına ait. Yani şuradaki pikin C protonlarına ait olduğunu görebiliriz. Daha sonra 3 tane hidrojen, 2 hidrojen, 3 katı, 3 bölü 2, 3 bölü 2, bir buçuk katı A protonları, B protonlarının bir buçuk katı. O zaman bunun da A protonlarına ait olduğunu anlayabiliriz. En düşük pik, en düşük şiddeti olan pik de C proto e, B protonlarına ait olacaktır gördüğünüz gibi. Şimdi integrallerine bakarak yani integral alanlarına bakarak, pik şiddetlerine bakarak bu şekilde kabaca hangi pikin nerede çıktığını tahmin edebiliriz. E, şurada e, onu da tekrardan söylemiş olalım. Burada aslında şöyle ortadan bir simetri elde edebiliriz e, bu yapı için. Şu Şuna 1 dersek bu ikisi eşdeğer protonlar. Şunlara 2 dersek bu ikisi eşdeğer protonlar. Bu da daha farklı bir protondur. Yani aslında burada 3 çeşit proton vardır. Fakat bu protonlar e, aromatik halkaya bağlı protonlar. Yaklaşık 6-7 civarında çıkar. Burada büyük bir multiplet görürüz aslında. Onları ayırt etmek zor olacağı için. Burada integrali e, tek bir e, pik olarak verilmiş. Dediğim gibi integrali gösteren e, spektrumdan biz kabaca hangi pikin hangi pike e, ait olduğunu hangi pikin hangi protona ait olduğunu kabaca belirlemiş oluruz bu şekilde Evet arkadaşlar integral ile ilgili e, piklerin şiddeti ile ilgili anlatacaklarım bu kadar videomu beğenmeyi paylaşmayı abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın görüşmek üzere Kendinize iyi bakın